Kahramanmaraş'ın sevilen muhtarı, Ökkeş Özen'in muhtarlık başarısı sadece mahallesinin değil, tüm şehrin takdirini kazanmış durumda. Kahramanmaraş'ın en yüksek nüfusa sahip mahallesinin sevilen muhtarı, Ökkeş Özen, 20 bine yakın nüfuslu mahallesinin gönlünde adeta taht kurdu. Kahramanmaraş'ta bulunduğunuz konuda Haydar bir mahallesinde başarılı bir muhtarlık vazifesi yapıyorsunuz. Evet. Ee, 31 Mart 2024'te yapılacak seçimde Ökkeş Özen tekrar aday mı? 10 yıl oldu. Ee, 10 yıl bu millet, ben şöyle söylüyorum. E, Kahramanmaraş'ın en kültürlü mahallesi bizim Haydar Bey. En azından ben, ben öyle bakıyorum. Ben hep diyorum ki Haydar Bey'in en kültürlü mahallesinin muhtarıyım diye her yerde hava atıyorum bunu. İnanın. Mahallenin de en cahili benim, beni de muhtar edip kurtuluklar diyorum. Gece gündüz çalışarak, çalışkan kişiliğiyle ön plana çıkan ve samimiyetiyle insanların gönlünde yer edinen Ökkeş Özen Bir Medya TV'ye yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerimizin isteği ile kurduğumuz güçlü ekibimiz ile çıktığımız bu onurlu yolda amacımız ve iddiamız çalışmak, çalıştıkça başarmak, başardıkça daha da çok çalışmak olduğunu ifade ederken sağlıklı, mutlu, huzurlu bir mahallede yaşamanın önemini vurguladı. Ben tekerekliyim. Aslında biz e, köyümüzde duruyoruz da, bura bizim köyümüzde. Veya vatandaşımız gelince bir şehir olduk. <laughs> Yoksa yerimizdeyiz, biz köylüyüz. Hala bura, bura bizim köyümüz. Köyden geldim ama siyasetini de biraz öğrendim artık. Ve Cumhurbaşkanımız kamuoyu yoklaması yapar ya ben de öyle vatandaşa, başka biri vatandaşımıza sordurdum. Muhtarınızdan memnun musunuz? Tekrar aday olursa oy verir misiniz diye sordurdum. Allah'a şükür e, görünüşü iyi ya. O yüzden tekrar aday olmaya düşüneyim inanın. Önümüzdeki dönemde tekrar adayım inşallah. Tabi vatandaşın teveccühüyle takdir ederlerse devam ederiz. Tabi yeter derlerse muhakkak ki bu bize baki bir şey değil. Vatandaşımızın takdiri neyse ona saygı duyarız. Rakip çıkmadı. Ben başarılı saymam kendimi. Öyle bir şey yok. Tabi inşallah gene de rakip olsun. Ben öyle düşünüyorum. Rakip olacak, hamçılayacak. Yani insanımızdan da vatandaşımızdan ricamız, eksiğimiz muhakkak ki vardır. Eksikliklerimizi de vatandaşımız ya şura şöyle olursa daha iyi olur. Ya fikir alışverişi muhakkak güzel bir şey. Ya muhtarı da biraz kendiler çalıştırsın ya. ya. vatandaşımızdan da bunu bekliyoruz. Yani vatandaş muhtarı çalıştıracak. Ba bazı vatandaşları arıyorum. Ya bir yapacağımız bir şey var. Ben ararsam söyle. Ya niye ben ararsam söyle? Biraz da kendileri söylesin canım ya. Şu eksikliklerimizi söylerlerse inanın ben bundan onur duyarım. Hiç gocunmam. Şu hatan var derlerse inan daha çok memnun oluyorum. Ben o insanı daha çok seviyorum. Vatandaş beni buraya boyun mu bozum için seçmemiş. Bir şeyler yapsın, çalışsın diye verir. Sosyal medyayı çok kullanmayan bir insana bir hizmet yapılmışsa mahalleye bir yere bir şey yapılmışsa bunu çekip de sosyal medyada yayınlamayı çok sevmiyorum. Niye sevmiyorum? Şöyle düşünüyorum. Vatandaş beni zaten bunun için seçmiş. Yani bu vatandaşa tekrar ben şunu yaptırdım deyip de veyahut da belediye başkanları başkanlarımız şunu yapmış deyip de yani bizi niye getirmiş buraya? Süs için mi? Süs ver olarak mı getirmiş ki? Zaten işimiz o. Olması gereken bu. O yüzden ben bu hayırlaşmayı sevmiyorum. Kusura bakmasınlar. Bazen e, ee, tabi sen niye paylaşmayın diye şikayetle geliyor. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum artık. Belki de yanlış düşünüyorum.